Merhaba, hoş geldin. Karayipler güzel denizi ve çok sayıda adasıyla dünyaca ünlü tatil yerlerindendir. Pek çok filme konu olmuştur. Peki Karayipler dünyanın neresindedir? Hangi ülkelerin Karayipler'de toprağı vardır? Gelin bu ve buna benzeyen soruların cevaplarına videoda hep birlikte bakalım. İyi seyirler. Günümüzden yüzyıllar önce Avrupalılar Doğu ile yeni ticaret yolları bulabilmek için gemilerle okyanuslara açıldı. Bu yolculuklarla birlikte coğrafi keşifler başladı ve dünyada yeni ada ve kıtaların keşfedilmesine yol açtı. Karayipler Avrupalıların yaptığı yolculuklar sonucunda keşfedilen yerlerdendi. Kristof Kolomb Karayiplere ilk geldiğinde kendisini Hindistan'a geldi zannetti ve buraya Batı Hint Adaları adını verdi. Bu yüzden Karayipler Batı Hint Adaları olarak da bilinmektedir. İspanyollar Batı Hint Adaları'na geldiklerinde burada yaşayan bazı insan kabileleriyle de karşılaşmıştı. Yani Karayipler'de Avrupalıların keşfinden önce yaşayan insanlar vardı. Fakat bu insanlar o gün bizim bildiğimiz dünyadan, ülkelerden, devletlerden daha ilkel şartlarda yaşıyorlardı. Sanki çağlar öncesi bir zamanda yaşıyor gibiydiler. Karayipler Atlas Okyanusu'nun batısında yer alır. Kuzey Amerika kıtası ve Güney Amerika kıtası arasında kalan bölgededir. Amerika Birleşik Devletleri'nin güney eyaletlerinden biri olan Florida'nın güneyi ile Güney Amerika kıtasındaki Venezuela'nın kuzeybatısı arasında kalan bölgededir. Burada çok sayıda ada, adacık ve kayalık bulunmaktadır. Bu yüzden bölge Karayip Adaları olarak da bilinmektedir. Bazı popüler ada ülkeleri Karayipler'de bulunmaktadır. Küba, Karayipler'deki en büyük adanın üzerinde kurulmuş bir ada ülkesidir. Tarihte Amerika Birleşik Devletleri ile yaşadığı sorunlardan dolayı adını sık sık duyurmuştur. Porto Rico bir zamanlar İspanya'nın kolonisiydi. Günümüzde ise Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı bir bölgedir. 3 milyondan fazla insanın yaşadığı bu ada Karayipler'in en popüler adalarındandır. Haiti ve Dominik Cumhuriyeti Karayipler'de en büyük adalardan biri üzerine kurulmuş birbirine komşu iki ada ülkesidir. Haiti, bütün Güney ve Kuzey Amerika kıtası ülkeleri arasında en fakir, en yoksul ülkelerden birisidir. Dominik Cumhuriyeti ise yarışma programlarının yapıldığı bir yer olmasıyla adını sıkça duyurmuş bir ülkedir. Jamaika yine 3 milyona yakın nüfusuyla Karayiplerin en büyük adalarından biri üzerine kuruludur. Bahamalar Karayiplerin kuzeyinde yer alan çok sayıda ada üzerine kurulmuş bir ülkedir. Kristof Kolomb Amerika kıtasına ilk geldiğinde karaya ayak bastığı yer Bahamalardaydı. Fakat buranın tam olarak neresi olduğu bilinmiyor. Karayipler'de geriye kalan adalar boyut olarak küçüktür ve bu adaların da sayısı fazladır. Yine bu adaların arasında bağımsız ada ülkeleri ya da diğer ülkelere bağlı topraklar bulunmaktadır. Bağımsız ada ülkeleri adının pek duyulmadığı, bilinmeyen ülkelerdir. Örnek vermek gerekirse Saint Kitts ve Nevis, Trinidad ve Tobago Karayipler'deki küçük ada ülkelerindendir. Amerikalılar için Karayipler ucuz tatil yeridir. Burada gelişmiş, güçlü, zengin bir ülke hiçbir zaman kurulmadı. Konum olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne yakın bir yerdedir ve Amerika yakınında güçlü bir ülkenin var olmasını istemez. Avrupalılar tarafından Karayipler keşfedildiğinde buradaki adalar İspanya, Hollanda, İngiltere, Fransa gibi Avrupa ülkelerinin kolonisiydi. Sonraki süreçte bu adaların bazıları bağımsızlığını ilan etti ve yeni ülkeler kuruldu. Bazıları da bağlı toprak olarak varlığını sürdürdü. Karayiplerin olduğu bölgede zaman zaman güçlü, şiddetli ve tehlikeli fırtınalar, kasırgalar meydana gelir ve bu doğal olayları meydana geldiğinde bölge ciddi zarar görebilir. Fakat bunun dışında kalan zamanlarda tatil yapmak için çok güzel bir yerdir. Havası sıcak, tropik iklimi olan, temiz ve güzel denizi ve sahilleriyle insanların ilgisini çeken bir yerdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videoları yakından takip etmek isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşça kalın.